Herkese merhabalar. Ben şimdi akşam yemeğine başladım yapmaya. Bugün biraz günün sonuna doğru açmış oldum. Pilav yapıyorum ama ben yemeyeceğim. Şimdi bu pilavı yapıyorum. Geliyorum ve size yaptığım beslenme şeklini anlatmaya çalışıyorum. Evet, pilavımı yaptım. Tavuk suyuyla yaptım. Et sote yaptım. Birazcık taşırdım pişerken. Bir de mercimek çorbası yaptım bugünkü yemeğimde. Eğer beni geçen hafta da takip ettiyseniz orada bebek beklediğimi söylemiştim. Ama şöyle bir durum oldu. Ben birazcık fazla kilo aldım. Çünkü neden? Ben hiçbir mide bulantısı yaşamadım hamileliğimde. Burası da birazcık dağınıkmış, kusura bakmayın bu arada. Hiçbir mide bulantısı falan yaşamadım. Hatta ilk 3 ay ani acıkmalarım oldu. Gece kalkıyordum, midem kazınacak şekilde ve ağlayasım geliyordu yani açlıktan. Sanki böyle 3-4 gün yemek yememiş gibiydim. Sağ olsun eşim falan hemen bir şeyler getiriyordu o dönemde. Ben ondan dolayı en baştan beri hep kilo almaya başladım. 5. ayıma geldiğimde 10 kilo civarında almıştım. Sonra doktorumla randevuya gittim. Hani normal rutin kontrolü. O dedi ki, zaten hani 14-16 kilo arası normal gibi bir şey dedi. 14-16'ymış sanırım. Sen dedi hani çok hızlı aldın dedi. 10 kilo almışsın yani dedi civarı. Bunu dedi bizim kontrol altında tutmamız lazım dedi. Alacağın hani 4 kilo 5 kilo kalmış gibi konuştu benimle. Sonra ben de bir diyetisyenden yardım almak istedim ki doktorum zaten dedi hani bir diyetisyenden yardım alsan iyi olur. Yani sonlara doğru daha çok alabilirsin çünkü bu gidişle dedi. Maalesef. Evet, dediğim gibi ben bir diyetisyenden randevu almaya karar verdim. Zaten online alacaktım bu randevuyu. Eşimin de arkadaşı vardı, Uğur. O da diyetisyen. Aşağıya zaten ben Instagram adresini falan bırakacağım. Bu zaten herhangi bir reklam gibi bir şey değil ki, ben yapıyorum yani yapmaya çalışıyorum diyetini. Gerçekten de gerçekten memnun kaldım. Çünkü normalde 3-4 günde bir mesela tartıya çıkıyordum. Hepsinde 500 gram, 600 gram, 400 gram. Yani sürekli kilo artışım devam ediyordu hızlı bir şekilde. Yani neredeyse hani haftada 1 kilo alıyor gibi bir şeydim yani. Bu durumdan da çok şikayetçiydim. Onu yaptığımdan beri, bana verdiği listeyi yaptığımdan beri çok şükür öyle bir kilo artışım olmadı. Hatta şöyle söyleyeyim, hiç kilo artışım olmadı. Hatta çok az da olsa kilo verdim. Hani 300-400 gram civarı vermişimdir ama şöyle bir önemli bir nokta da var. Hani bebeğimiz de büyüyor ve bende kilo azalıyor. Yani nasıl söyleyeyim? Detaylı ultrasona gittiğimde bebeğimiz mesela 30 gram falan daha almıştı çok şükür. Ama bende mesela kilo azalıyor. Demek ki ben ister istemez veriyorum sağlıklı beslendiğim için. Zaten öyle çok sıkı bir şey değil yani yani hamile olduğum için. Böyle bir liste uyguluyorum. Şu anlık iyi gidiyor. Yani tabii ki arada canımın istediği şeyler oldu. Ama yedim mi? Turşu yemişimdir mesela, o kadar. Böyle bakalım ilerleyen günlerde nasıl gidecek. Şimdilik iyi gidiyor. Ben bozmazsam iyi gider yani. İnşallah da bozmam. Bu arada Vivens'ten beşik aldık. Şimdi o konuya geçeyim. Size beşiği göstermek istiyorum derken kurmadık daha. Ama beklediğimizden erken geldi. Hemen bir göstereyim size. Şöyle koridora koymuştuk. Hole koymuştuk. Normalde hep bütün yorumlarını ben okudum. Bütün yorumlarını tabii ki okumadım. Yani çoğunu okudum. Hepsi işte Vivens'ten şunu aldık geç geldi. Bir ay geç geldi. İki ay geç geldi falan filan. Ben de ona güvendim. Erkenden sipariş ettim. İndirim de vardı ben sipariş ederken. Hani kaçırmayayım zaten diye. Normalde ben bunu bir ay sonra falan bekliyordum beşiği. Ama önceden geldi yani. Tabii ki bu geç gelmesinden iyidir ama yani geç beklediğim için şaşırdım. Eğer eşim yorgun olmazsa bu videoda bunu da kurarız. Eğer yorgun olursa geldiğinde haftaya yaparız. Şimdi bakalım nasıl gelişecek. Herkese merhabalar. Dün akşam eşim geldiğinde çok yorgundu. Biz de o yüzden
Beşiği kurmadık. Ben bu sabah, yani ertesi gün oldu, yarın oldu. Dolabı temizleyeceğim. Siz de görün istedim. İlk başta üstümdekileri çıkaracağım. Sonra da dolabın içini boşaltacağız birlikte. Şimdi içindeki bütün yiyecekleri boşaltıyorum. Evet, gördüğünüz gibi içini tamamen boşalttım. Dolabım da zaten kirlenmiş. Şimdi içine güzelce ne bulaşık deterjanı koydum, birazcık bezimi. Güzelce ne siliyorum. Raflarını da siliyorum. Ben genelde bu üst yerde günlük kullandığım ilaçlarımı saklıyorum. Burada da zaten yumurtalıklar falan var. İlaç kutusu var ama ondan almak biraz zor oluyor diye genelde rafta tutuyorum günlükleri. Zaten şimdi yerleştirirken göreceksiniz. Evet, sebzelikleri de bitiriyorum. Tek kısım şu kaldı. Evet, böylelikle dolabım tertemiz oldu. Şimdi ben şöyle diyeyim. Bu üst rafa kavanozları, işte salçaları, reçellerimizi buraya yerleştirmeyi düşünüyorum. Buraya da genelde tencereleri falan yerleştirmeyi düşünüyorum. Sebzeliklerde zaten işte ne varsa. Buraya da yumurtaları, günlük ilaçları ve buraya sütlerimi falan koyacağım inşallah. Şimdi başlayalım. İlk raflarla başlıyorum. Biraz karışık da gidebiliriz. Şöyle. Yerleştirirken şu alt rafa, yani dar olan kısma daha az kullandıklarımı koyacağım. Mesela pekmezler falan vardı. Hani hemen biten şeyler değil. Burada işte peynir var. Onu koyacağım. Bu da hani böreklik peynir. Burada kahvaltılık sos var. Bu da hemen bitmiyor. O yüzden onu da geri koyuyorum. Şöyle. Bu ikinci rafa koyuyorum. Şimdi alayım. Buradan aldım. Şöyle biraz göstermesi zor oldu ama kusura bakmayın. Böyle çoğunu yerleştirmiş oldum. Daha az kullandığım şeyleri buraya koydum. Şimdi şu bir tane rafa, sebzelik rafına kahvaltılıklarımı koymayı düşünüyorum. Hani altı kapaklı ürünlerimi, mesela şöyle. Burayı kahvaltılık bölümü yapmak istiyorum. Yani biraz da böyle deneyelim. Şöyle. Böyle kahvaltılık bölümü de büyük ölçüde bitti. Şimdi şuraya da meyvelerimi koyacağım ama şöyle bir peçete sereyim altına. Bunu bazen yapıyorum, bazen yapmıyorum. Çoğu zaman yapıyorum ama. Evet,
dolabım bitmiş oldu. Bu şekilde yerleştirdim. Evet, alarmı öttü, kapatayım. Bu şekilde yerleştirdim. Bu rafa işte salçaları falan filan koydum. Balığı işte reçeli koydum. Buraya da tencerelerimi koydum, kalan yemeklerimi. Şöyle şu raf biraz daha boş kaldı. Buraya da kapaklı şeylerimi koyarım. Yani bir şey oldukça, şimdilik bir tane var. Sirkelerimi böyle koymayı tercih ettim. Çünkü rafta yer kalmadı. Burada da daha az kullandıklarım diyeceğim. Ama şunu bayağı kullanıyorum. Ama bu da küçük olduğu için buraya koydum. Yukarı da koyabilirim ama burada da kalabilir. Burasını alt rafa gösteriyorum. Burayı kahvaltılık bölümü yaptım. Burayı da sebze meyve bölümü yaptım. Buraya yeşilliklerimi falan da koydum poşetli bir şekilde. Hemen rafa geçelim. Şu üstte dediğim gibi genelde günlük kullandığım ilaçlarım var. Burada da bir yumurta almış eşim, o duruyor. Şu rafı da şöyle kapatayım. Burada buzdolabının bir malzemesi var, kaybolmasın diye ben hep bunu burada tutuyorum. Yumurtalarım zaten burada. Buraya sığmadığı zaman şuraya koyuyorum fazla alırsak. Burada da sütlerim var, nar ekşim var, kefirim var, tekrardan sirkem var ama bu doğal. Köyden geldi. Bu şekilde dolabım bitmiş oldu. Şimdi dolabın dış yüzeyini de siliyorum. Son olarak. Son unuttuğum birkaç bir şey vardı. Onları da dolaba yerleştirdim. Yüzeyini de böyle sildim. Yapıştırdım. Buraya da gittiğimiz ya da bize gelen magnetleri şöyle alt sıraya koydum. Bazıları zaten nişan hatırası arkadaşlarımla. Bu şekilde. Ve bugünlük videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Umarım da hoşunuza gider. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.